Haftanın ilk güne bakışından herkese iyi akşamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği resmen Kudüs'e taşındı. İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk getirilen açılışı da protesto eden 35 bin Filistinli'ye İsrail askerleri ateş açtı ve 2000'e yakın insan yaralanırken en az 41 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi ve ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini bugün resmen işgal altındaki Kudüs'e taşıdı. Yeni Büyükelçiliğin açılış tarihi de İsrail Devleti'nin kuruluşuna denk gelince bugünü büyük felaket olarak anan Filistinliler Gazze sınırında 35 bin kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenledi. İsrail ordusu Filistinli protestoculara gerçek mermi kullanarak ve hedef gözeterek cevap verdi. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda en az 40 kişi yaşamını yitirdi, 2000'e yakın gösterici yaralandı. Filistin Kurtuluş Örgütü, Gazze'deki ölümleri protesto etmek ve yas tutmak için yarın genel greve gitme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise kararına ve yaşanan katliama tüm dünyadan tepki yağdığı sırada Twitter'dan bir mesaj paylaştı. Trump, elçilikteki açılış törenini Fox kanalının yayınlayacağını duyurup, "İsrail için harika bir gün" tweetini attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının anlamını ve bugün yaşanan olayları Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç değerlendirdi. Protestolar yönelik bu denli sert bir müdahale doğrusu ben de beklemiyordum. Yani Filistinliler elbette bu karara tepkilerini göstereceklerdi. Fakat İsrail güvenlik güçlerinin bu protestoları bastırmak için kullandığı yöntemler gerçekten çok ağır insan kayıplarına yol açtı. Şimdi bu da tabii Filistin-İsrail uyuşmazlığının tarihi konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi değilim ama üçüncü bir tarafın eyleminin ya da kararının bu denli ağır bir sonuca yarattığı başka bir örnek ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla yani kendi iç dinamiklerinin etkisiyle bu tür olaylar meydana gelirdi, bu tür kayıplar meydana gelirdi. Fakat bu kez Amerika gibi bir üçüncü tarafın tasarrufu bu Arap-İsrail-Filistin-İsrail çatışmasının yeniden alevlenmesine, yine kanlı bir evreye girmesine yol açtı. O bakımdan dikkat çekici. Başkan Trump'ın çevresindekilerin uyarılarını dikkate almayarak hareket etmesinin sonuçlarından birini daha yaşıyoruz. Yani böyle önü arkası düşünülmeden verilen kararlar bu anlamda dünya siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmesine yol açtı bugün. Yani Amerika'nın Kudüs'teki başkonsolosunu büyük elçiliğe çevirmesi bu anlamda tarihe geçti ama yani Başkan Trump'ın ya da İsrail yönetiminin kafasında düşündüğü tarzda olmadı. Çok ağır insan kaybı var maalesef. Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanları adayları için hazırlanan oy pusulası için kura çekti. Oy pusulasında Muharrem İnce 1, Meral Akşener 2, Recep Tayyip Erdoğan 3, Selahattin Demirtaş 4, Temel Karamollaoğlu 5, Doğu Perinçek ise 6. sırada yer alacak. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer diyerek Cumhurbaşkanı seçimi startını verdi. Devlet kaynaklarını yandaş müteahhitlere aktarma aracı olarak kullanılan kurumların devlete yük olmasına son verilmelidir. Milletimizi de bu yükü taşımaktan kurtarmak zorundayız. Devlet, devlet gibi çalışacak, çiftlik ise devletin içinden çıkarılıp yeniden doğaya ait olduğu o güzel yere bırakılmalıdır. Ülkemizde bilimin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden olan üniversite camiasının kamburu olmaktan öte işlevi kalmamış yökü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. İktidarların suçunu binalara ödetmek gibi yamuk bir anlayışın ortaya çıkardığı sorunları çözeceğiz. FETÖ'nün sızmasına göz yumularak perişan edilen ancak göz bebeğimiz Türk ordusunun beşiği olan Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi'ni yeniden aşacağız. Elbette biz de köprüler,
yollar, hastaneler yapacağız. Ancak bizim büyük farklarımız olacak. Köprülerin sahibi müteahhitler değil, millet olacak. Bizim yaptığımız köprülerden geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kalmayacak. Yaptığımız yolların ömrü 3-5 yıl olmayacak. Çok daha uzun ömürlü bir mühendislik anlayışıyla yapılacak. Şehirlere hançer gibi saplanan, insanımızı gökyüzünü göremez hale getiren rezidans müteahhitliği değil, medeni, nefes alan, karakteri olan şehir planlarımız hazırdır. İnsanımıza balık istifi muamelesi yapan dev hastaneler yapmayacağız. Biz bilgiden korkmayıp bilgiyi kullanacağız. 700 yatak üzeri hastanelerin sağlık üretmeyeceğini, sistemin işlemeyeceğini biliyoruz. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener neden medyada yok? Bu sorunun cevabını İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray, İrfan Bozan'a şöyle anlattı. Televizyonlarda, açık oturumlarda İYİ Parti tartışılıyor. Ben İYİ Parti'nin sözcüsüyüm. 5 milletvekilimiz var. Sayın Genel Başkanımız milletin imzalarıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş. Bir tek ana akım medya bizi çağırıp da siz dış politikada ne düşünüyorsunuz, niçin parti kurdunuz, ekonomideki fikirleriniz nedir diye sormadılar. Daha komiğini size söyleyeyim. Dün akşam bir yine ana akım medya televizyonunda mutat konuşmacılardan bir tanesi bizim dış politikada ne düşündüğümüzü bilmediğini söylemiş. Ben de bir tweet attım. Sordunuz da çağırdınız da gelip anlatmadık mı diye. Bütün bunlar boş nafile çabalar. Eninde sonunda 21. yüzyılda bilgiye insanlar ulaşıyor, ulaşacak ve biz de geç de olsa sesimizi, sözümüzü duyurmuş olacağız. Efendim, dikkat çeken bir diğer nokta da evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ne İYİ Parti'nin ne de Meral Hanım'ın adını hiç ağzına almıyor. Bir siyasi rakip olarak tanımlamıyor. Buna ilişkin açıklamanız nedir? Bu aynı zamanda bir siyasi rakip olarak gördüğünün ikrarıdır. Çünkü bu kadar görmezden gelmenin, ben bir hekimim, psikolojik ve siyasal sebebi olduğu gayet açık. Bunu da millet değerlendiriyor. Şimdi onlar kendisine rakip seçmek istediklerine bulaşarak bir ikili siyaset yaratmaya çalışacaklar. Ama zaten biz buna çok da talip değiliz. Bu millet kutuplaşmalardan, kavgalardan çok çekti. 15 yıldır bu hikayeyi dinliyoruz. 15 yıldır bu filmi seyrediyoruz. Onun için biz bugün Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı tanıtımı toplantısında da bir polemik yapmak yerine büyük bir Türkiye vizyonu ortaya. Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim bildirgesi bugün HDP Genel Merkezi'nde açıklandı. Demirtaş'ın bildirgesinde bir cumhurbaşkanı olarak tek adamlığa son vermeye geliyorum denilirken bu makama bir çuval yetkiyle geleceğim, sürenin sonunda bir ceketle gideceğim ifadesi yer aldı. Demirtaş seçildiği takdirde yetkilerini kendini yetkisizleştirmek ve kurumları demokratikleştirmek için belirtirken siyasette, bürokraside, yargıda olağanlaşma sürecini başlatacağı ifadelerine yer verdi. Demokrasiye acil geçiş programı ile Cumhurbaşkanı'nda toplanan yetkileri parlamentoya devredeceğini belirten Demirtaş, toplumun tüm kesimlerinin katılımı ile güçlendirilmiş bir yönetim sistemi kuracağız, dedi. Bildirgede ekonomik sorunlara ve bunların çözümlerine de geniş yer ayrıldı. Zengin ve yoksul arasındaki gelir eşitsizliğinin giderileceği belirtilen bildirgede, adil bir vergi sistemi ve israfları bitirerek yoksulların gelirinin artırılacağı belirtildi. Avrupa Birliği'nin insan haklarına riayet, yerel... Güne Bakış'ta bugün konuğumuz Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, bugün HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim bildirgesi açıklandı. Tabii en dikkat çekici noktalar ifade özgürlüğü ve olağanüstü halin kaldırılması gibi konulardı. Evet.
Burada parlamenter sisteme geçişte nasıl bir takvim öngörüyorsunuz Halkların Demokratik Partisi olarak? Şimdi yani öncelikle bunun bir an önce olması zaten daha sağlam temelleri oturması bütün Türkiye'nin hedefi ve bütün Türkiye'nin isteği. Çünkü uzun zamandır parlamenter demokratik sistem var mı yok mu, meclis var mı yok mu bunun arasında gidip gelen bir vaziyeti yaşıyoruz. Yani getirilen yasaların ne olduğunun bilinmediği, işte son dakikalarda torba yasalarla meclis gündeminin sadece iktidar tarafından işgal edildiği böyle bir şey bizim yaşadığımız. Bu nedenle öncelikle biz eğer bu seçimlerden zaferle çıkarsak arkasından yapacağımız ilk şey hakikaten OHAL'i kaldırmak olacak ve OHAL'in ardından da gelecek olan şey bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistemin hemen meclis ayağında o meclis çoğunluğuyla da beraber kaldırılması ve bunun için çalışmaların yapılması olacak. Ama bunun için şimdi tam şu şekilde olacak, bu şekilde olacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Yani böyle bir sistemi henüz bizler de tam anlamıyla açıklığa kavuşturmuş değiliz. Bugün seçim bildirgesinin en çok dikkat çeken bölümleri herhalde ekonomiyle ilgili olan bölümdü. Burada asgari ücretin 3000 TL'ye çıkartılması, en düşük emekli gelirinin 3000 TL'ye çekilmesi, ek ücretler, işsizlik maaşları. Burada aslında kampanyanın temeli ekonomi mi olacak? Tabii ki yani en önemli ayaklarından bir tanesi bu. Yani kadınlar, gençler, emek. Çünkü çok uzun süredir aslında bu ülkede emek hırsızlığını yaşıyoruz. İktidarlar hiçbir zaman aslında emekçileri kollayan politikalar yürütmediler. Maalesef örgütlenme anlamında da baktığımızda tabii hep baskıcı bir toplum ve o baskılarla sendikal örgütlenmelere, hak konusundaki örgütlenmelere baskılarla yaşadığımız için de o nedenle bu isyanlar da buna karşı verilen mücadeleler de belki gerektiği kadar olamadı. Ama şu anda insanların çok açık bir şekilde cebinden çıkanlar görülüyor. Yani geçen hafta mecliste işte bir yasa kabul edildi. Burada işte kalkıp 1000 lira emeklilere bayramlarda ikramiye işte verilmesi gibi bir şey. Ama bu hakikaten aslında kaşıkla verip kepçeyle almak. Çünkü siz baktığınızda belki çok uzak değil, 6 ay öncesinde bile işte bir emeklinin aylığının karşılığı $500 olabilirken şimdi $350 karşılığı olduğunu görüyorsunuz. Zaten aldıklarını geri veriyorlar. O nedenle insanlar bunu birebir yaşıyorlar ve vergi adaletsizliğinin özellikle çok yoğun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani dolaylı vergilerin çok yüksek olduğu, insanların kaynakta kesintilerinin çok yüksek olduğu, zenginle fakirden neredeyse aynı oranda vergi alındığı, hatta çoğu zaman zenginlerin vergilerinin affedildiği, işte yurt dışına para kaçıranların hiçbir karşılık ödemeksizin paralarının geri getirilmesi istendiği, ki şu anda güven veren bir ekonomi olmadığı için bunun bile sağlanması mümkün değil. O nedenle hakikaten ekonomi herkes için önemli. Gençler için bu gençlik kartı, işte 500 liralık bir aylık ödemenin yapılması, bunun dışında yapılacak olan zamlar, artışlar aslında gerçekleşmesi çok mümkün olan şeyler. Çünkü çalınanları biz çalınmamasını sağlarsak, kaçırılanların kaçırılmamasını sağlarsak, savunma sanayine işte bu kadar fazla para harcanmamasını ya da bile bildirgemizde olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinde %90 azaltma gibi bir şeyi zaten gerçekleştirirsek, o zaman bunların yapılması gayet mümkün görünüyor. Siz az önce kadınlar ve gençler için de ekonomi vurgusu yaptınız. Kadınlar demişken burada Halkların Demokratik Partisi'nin hani kadınlar için vaatleri nelerdir?
Kadınlar için özellikle yani hem evde çalışıyor kadınlar hem dışarıda çalışıyorlar ve erken emeklilik gibi bir öngörümüz var, böyle bir hedefimiz var. Ama bunun dışında gerçekten kalifiye çalışma ve emeğinin karşılığını alması kadınların, esnek çalışma işte bir takım düzenlemelerle o gerçek anlamda bir çalışmaya, bir emek politikasına hiçbir zaman kadınların tabi olamaması düzenini biz değiştireceğiz. Yani bunda çok kararlıyız ve aynı zamanda tabii ki en önemli sorunlardan bir tanesi de şiddetin önlenmesi, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi. Bunun için de aslında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması, var olan yasaların uygulanması ve etkin uygulamanın gerçekleşmesi, yani bugün tamamen iktidara ve saraya tabi olan yargının o cezasızlık politikalarını önlemek, yargının bağımsız olabilmesi aslında çok şeyi değiştirecektir. Yani biz çünkü bu yasalar için çok mücadele verdik. Yani hem medeni kanun değişikliği hem ceza kanunu değişiklikleri için ya da işte İstanbul Sözleşmesi gibi şiddeti önleyen sözleşmeler için bunların etkin uygulanmasını sağlamak için, aynı zamanda ev işlerinin toplumsallaşması için, kadın emeğinin görünür olması ve bunun karşılığının olması için de elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yani buna en fazla talip olan ve bu konuda en fazla politik yapan zaten parti açıkçası biziz. Mecliste de her zaman bu böyle oldu. Tabii ki siyasete katılımı da, yani sadece siyasi partilerde de değil, aslında her alanda kadınların karar mekanizmalarında olmasının sağlanması da yine bizim en önemli hedeflerimizden biri. Zaten o zaman karar almak, kadınların kendileri için karar alması çok daha mümkün olacak. 24 Haziran'da iki parlamento ittifakı var. Millet ve Cumhur ittifakları. HDP'nin evet, bu iki ittifakta da yer almamış olması bir avantaj mı, dezavantaj mı? Şimdi yani birinci ittifakı Cumhur İttifakı'nı aslında adıyla hiçbir alakası olmayan, halkla hiçbir alakası olmayan çıkarlar üzerine kurulmuş o ittifakta zaten yer almak söz konusu olamazdı. Diğer ittifak ise aslında halkın istediği ve bir pusula üstünde demokrasi için bir ittifaktır. Yani bu bir pusula üzerinde ittifaktı. Bunun gerçekleşmemiş olması üzücüdür tabii ki. Ama bunu ne avantaj ne de dezavantaj olarak değerlendirmek değil, gerçekten halkın aslında HDP'nin HDP için konan barajın, yani şu anda sadece baraj HDP için var gözüküyor. Bu barajı sıfırlamak için elinden geleni yapacağını biliyoruz. Çünkü şuna herkesin vakıf olduğunu da artık biliyoruz ya da buna daha fazla vakıf olması için herkesin daha fazla da çaba göstereceğiz bu dönem içerisinde. HDP olmazsa o zaman zaten hiçbir şey olmaz. Yani 70-80 vekilin bu AK Parti'ye gitmesi demektir. Bu HDP'nin sorunu değildir. Bu bütün Türkiye'nin sorunudur. Dolayısıyla biz evet barajları sıfırlayacağız diyoruz. Ancak engelleri de biliyoruz. Nelerle karşılaşabileceğimizi de biliyoruz. Ne kadar oy hırsızlığının yapılmasının mümkün olduğunu, yeni getirilen o yasayla seçimlerde işte hemen bir güvenlik görevlisi çağırabilme, iş rast gitmiyorsa buna uygun kendilerine göre çözümler üretme yasasıydı o. Bütün bunlara karşı önlem almak gerekiyor. Bunun için hem çok ciddi bir örgütlenmemiz var ama bütün partilerin de aynı şekilde, ki avukat örgütlenmeleri de var bununla ilgili. Bu da çok önemli ve demokrasi adına sevinç verici şeyler. Bunların hayata geçmesi lazım. Yani çok daha fazla oy alın lazım ki hırsızlık payını da hesaba katmak lazım. Çok teşekkür ederiz Filiz Kelestecioğlu. Ben çok de size teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Filiz Kelestecioğlu'yla HDP'nin seçime giderkenki sürecini konuştuk. Güne bakış devam ediyor. 24 Haziran seçimleri için programlarını açıklayan Cumhurbaşkanı adayları mitinglere başladılar.
Medyascope TV olarak biz de mitingleri şehir şehir izleyerek halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Özgür Özdemir ve Gülçin Karabağ Sivas'ta Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamallıoğlu'nu miting öncesi halkın ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının parti temsilcilerinin seçimle ilgili görüşlerini aldı. Bugün Sivas'tayız. Sivas 1 Kasım seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin %80 oy aldığı bir il. Peki bu durum 24 Haziran'da da devam edecek mi? Bu soruyu soruyoruz. Zira Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu burada 6 yıl belediye başkanlığı görevi yaptı ve bugün de Cumhurbaşkanı adayı. Milliyetçi ve muhafazakar bir il olan Sivas'ta seçmenler hangi şekilde ne oy kullanacaklar? Bunu merak ediyoruz. Bu yüzden Sivas'tayız ve seçmenlere soruyoruz. Yani normalde Temel Karamollaoğlu'na vermek isterim ama yani büyük ihtimal Meral Akşener'i daha çok yani kazanacağından onu düşünüyorum. Neden Meral Akşener? Biraz bize bundan bahseder misiniz? Sizi ona yönelten ne oldu Meral Hanım'a? Ya şimdi bir yorgunluk hissettiğimden, yani diğerlerinde bir yorgunluk hissettiğimden yeni bir taze bir kan olsun diye. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Biraz bize açıklar mısınız? Nedeni belli. Her şeyle. Bak yılda her yıl Türkiye genelinde hesaplarsanız siz daha iyi hesaplarsınız yani biliyorum. 50 bini geçkin, 60 bini geçkin memur atamaları yapılıyor. İşçi atamaları yapılıyor. Şu anda sağlıktan yine atandı ve 18 bin yine atanacak. 25 bin öğretmen atanacak. Geçen sene de atandı. Benim de çocuğum gitti. Yani işsizlik yok diyenlere bu güzel bir cevap. Vallahi şu an kesin bir şey yok ama Saadet de olur, Meral Akşener de olur. İkisinin arasında inşallah bir tanesini atacağım. Peki ikisinin arasında diğer cumhurbaşkanları adayları ya da partiler değildi. İki parti arasında gidip gelmenizin nedeni nedir diye sorsam size. Bıktık öbürlerinden artık, canımız yandı. Evet. Sivas'ta vatandaşın görüşü bu yöndeydi. Peki 24 Haziran'a Sivas'ta siyasi partiler nasıl hazırlanıyor? Siz Saadet Partisi'nin teşkilatındasınız da seçime nasıl hazırlanıyorsunuz? Seçime çocuk yani hepimiz her kapı bırakmayacağız, hiçbir kapı. Her kapıyı çalacağız ama tepki gösterenlere eyvallah diyeceğiz, orada hiçbir karşılık vermeyeceğiz. Güler yüzlü, güzelliğimizle. Cumhur İttifakı'nın gerekliliğini anlatmaktayız. Niçin Cumhur İttifakı? Cumhur İttifakı'nın kimin kurduğu ve Cumhur İttifakı'nın niçin gerekli olduğu konularını anlatmaktayız. Ülkemiz bilindiği gibi bir 15 Temmuz vakası yaşadı. Bu 15 Temmuz hain darbe girişimine ilk tepkiyi liderimiz Doktor Devlet Bahçeli koydu. Daha sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bu tepkiyi koydu ve bir yeni kapı ruhu oluştu. Yeni kapı ruhunda halkımız bu Millet Cumhur İttifakı'nın millet tarafından kurulduğu gündü ve bunu halkımız istedi. Liderlerimiz de halkın sesine kulak verdi ve Cumhur İttifakı'nı kurdu. İYİ Parti Sivas'ta seçime nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir beklenti içinde? Erken seçim İYİ Parti için dezavantaj değil, avantaj oluşturdu. Çünkü zaten biz 6 aydır sürekli sahalarda, sürekli ilçelerde ve sürekli köylere giden bir partiyiz. Biz kendimizi tanıtmak için gittiğimiz, yaptığımız çalışmalar birdenbire bizim lehimize olacak şekilde seçim çalışması haline geldi. Şu anda siz de Sivas'a geldiniz, gördünüz. Bugün Sivas'ta sadece İYİ Parti'nin giydirilmiş, süslenmiş seçim minibüsleri, seçim arabaları sahada. Eskiden insanlar hangi partili olduğunu rahatlıkla, ulu orta bir şekilde kendini ifade ediyordu. Ben AK Partiliyim diyordu, ben MHP'liyim diyordu, ben Büyük Birlik Partiliyim diyordu. Ama insanlar artık söylemiyor hangi partiye oy vereceğini. Benim oyum sandıkta belli olacak diyor. Ve bu bizim lehimize. En azından karşımızda kutuplaşmış bir kesim yok. Direkt sizi reddeden bir kesim yok. Reddeden bir kesim yok. Ve bizim Sivas'ta her partiyle ve her seçmenle aramız iyi. Çünkü biz Sivas'ta insanları kırmak, kutuplaştırmak, bölmek, ayırmak, ötekileştirmek gibi bir derdimiz yok. Cumhur İttifakı'nın en güçlü olduğu illerden birisi, bir önceki seçimin oy oranlarını düşünürsek İYİ Parti burada bir gedik açabilecek midir sizce? Ben şu şekilde bir söz verdim. Sivas'ın 5 vekili var. Tabii ki iktidarı hedefleyen bir il başkanı olarak ben 5 vekilimi de meclise taşımak isterim. Ama ben Sivas gibi zor bir ortamda, zor bir siyasi atmosferde en az 2 vekilin garantisini verdim.
ve eğer Sivas'tan İyi Parti iki vekil meclise taşıyamaz ise şahsi sorumluluğu üstlenir ve gereğini yaparım dedim. Evet, Sivas'ta vatandaşın ve siyasi partilerin görüşü bu yöndeydi. Evet. Kağıt üzerinde Sivas Cumhur İttifakı'nın kalesi. Peki Saadet Partisi ve Temel Karamollaoğlu bu kalede bir gedik açabilecek mi? Sanırım bunun yanıtını 24 Haziran gecesi öğrenebileceğiz. Medyascope TV, Özgür Özdemir, Sivas. Güne bakış devam ediyor. Gülçin, Özgür merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. Hareketli geçiyor sizin için de. Dün Sivas'taydınız. Bugün Ankara'da İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i dinlediniz. Gülçin, seninle başlayalım. Neler yaşandı bugün? Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Meral Akşener Ankara Kongresi'nde oldukça profesyonel bir titizlikle hazırlandı. Belli olan bir lansmanla Cumhurbaşkanı seçim startını verdi. Salon yaklaşık 3000 kişilikti. Tamamen dolmuştu salon. Ayakta da çok kişi vardı ve dışarıda izleyen insanlar olduğu da söyleniyordu. Benim gözlemime göre genç kadın nüfusu dikkat çekici orandaydı salonda. İnsanlar inançlı ve heyecanlı görünüyorlardı Burak. Ayrıca sık sık iktidara gelmemiz engellenemez sloganları atıldı. Meral Akşener sahneye gelmeden önce bir Barkuruz'un gösterisi yapıldı. Meral Akşener'in hayatı gösterildi. Orada özellikle 28 Şubat'ta dimdik durduğu vurgusu yapıldı Meral Akşener'in. Sonra Meral Akşener sahneye geldi ve konuşmasına başladı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde ilk düşündüğünün son yıllarda insanla devlet arasında gittikçe derinleşen uçurumu kaldırmak olduğunu özellikle belirtti Akşener. Akşener konuşmasında sık sık aşağı aşağı bugüne geldik sözlerini tekrarladı. Akşener konuşmasında ekonomiyle ilişkili meseleler başta olmak üzere kadın ve çocuk haklarından hayvan haklarına sorun alanı olan neredeyse her konuya yer verdi. Bu sorun alanlarıyla ilgili net çözüm planları olduğunu ifade etti Akşener ve Cumhurbaşkanı olursa diye sürekli 25 Haziran gününe referansla konuştu. Sorunlara birkaç ay içerisinde çözüm sürecine gireceklerini söyledi. Uzun vadede de en çok 5 yıl içerisinde bu sorunlara çözüm getireceğiz diye çok iddialı ifadelerde bulundu. Konuşmasının özellikle ekonomiye dair kısmında Türkiye'nin kaynak sıkıntısı yok dedi Akşener. Ve dikkat çekici şöyle sözler kullandı. Kaynak meselesi değildir bu, akıl ve ahlak meselesidir dedi. Akşener'in konuşmasında 15 Temmuz sürecine değindiği kısmı oldukça hararetliydi salon açısından. Kuleli Asya Lisesi'ni yeniden açacağını söyledi Akşener eğer Cumhurbaşkanı olursa. Ve bunun üzerine salonda Mustafa Kemal'in askerleri sloganları yükseldi. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Akşener konuşmasında birkaç kez özellikle Mustafa Kemal'e referansla konuştu. Ve Akşener'in konuşmasında genel olarak devletin nasıl olması gerektiği ve vatandaşlarla nasıl bir ilişki kurması gerektiği konusu yer aldı. Akşener'in devlet tanımı güçlü ve koruyucu devleti. Hali hazırda bir yönetim boşluğu olduğunu söyledi Akşener ve bu yönetim boşluğunu doldurmaya, millete rahat bir nefes aldırmaya aday olduklarını söyledi. Akşener'in toplumdaki bölünme ve kutuplaşmaya dair söyledikleri oldukça ilgi çekiciydi. Akşener toplumu ikiye böldü ve şu şekilde söyledi. Dedi ki helal ekmek peşinde koşan milyonlar ile rant peşinde koşan siyaset simserleri arasında bir bölünme vardır dedi. Ve yakarsa dünyayı garipler yakar sözü de büyük alkış aldı Akşener'in. Konuşmanın sonlarında şöyle bir olay yaşandı. Akşener kendisi TC kimlik kartını çıkarttı ve salonda misafir olmayanların yani İyi Partililerin de TC kimlik kartlarını çıkartmalarını söyledi. Sonra dedi ki Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin tapusu budur. Ağa da budur, reis de budur, paşa da budur, irade de budur ve herkes bu karta sahip olan herkes devlet önünde eşittir sözlerini demeye getirdi. Akşener son olarak da medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer diyerek biz bu sloganla yola çıktık dedi ve konuşmasında yine cesaret vurgusu da sonlandırdı. Evet Özgür, dün de Sivas'taydınız. Temel Karamollaoğlu'nun mitingini takip ettiniz. Orada çok da güzel röportajlar yapmışsınız. Biz burada keyifle izledik. İzlenimlerini alalım. Evet, tabii Sivas çok önemli bir yer. Çünkü Cumhur İttifakı'nın partileri, AK Parti ve MHP'nin kalesi diyebiliriz. Muhafazakar ve milliyetçi bir seçmene sahip. Tabii burada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu önemli. Çünkü kendisi burada 6 yıl belediye başkanlığı yaptı. Yine İyi Parti de burada iddialı. Aslında Sivas gündemine değineceğim ama kısaca bir miting bilgileriyle size açıklamak istiyorum. Sivas'ta ilk mitingini yaptı Saadet Partisi ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Bey'di orada. Miting alanı doluydu.
Kadınlar oldukça ilgi gösteriyorlardı. Yine şehir dışından gelenler de oldukça çoktu. Fakat miting alanının dışında, polis bariyerlerinin dışında izleyenler de vardı orada. Onlar alanda değildi. Saadet Partiler bu durumu korku olarak ifade etti. Polis kameralarına geçmek istemiyor insanlar dedi. Afişler ilgi çekiciydi. Bilge Başkan, Temel Başkan ve sürekli Mücahit Erbakan sloganları vardı. Ve bir afiş çok dikkat çekiciydi. Adi düzenin sonuna L getiriyoruz şeklindeydi. Bu da önemli. Saadet Partisi'nin temel sloganı değiştir şeklindeydi. Tabii birçok vatandaş dedim az önce alana giremiyordu. Onu da belirtelim, girmek istemiyorlardı. Temel Bey neler söyledi? Soma faciasına değindi. Ekonomi meselesine değindi. Ve Türkiye'nin beka sorunu yoktu. Bunu AK Parti getirdi şeklinde konuştu. Kutuplaşmaya karşıyız dedi. Saadet Partililer, biz Sivas'ta kime sorarsak Temel Bey'le ilgili sözleri kutuplaşma içermiyor dedi. Sağduyulu dedi. Bunun da altını çizelim. Peki Sivas neden önemli? Biraz diğer partilerden bahsedeyim. Sivas dedik muhafazakar ve milliyetçi bir tabana sahip. %80 Cumhur İttifakı'nın partileri oy alıyor burada. Tabi burada hem Saadet Partisi hem de İyi Parti iddialı. Örneğin biz İyi Parti il başkanlığıyla görüştük. 5 milletvekili adaylık kısmına 25 milletvekili aday adayı başvurduğunu söylediler bize. Ve insanlar araçlarını giydirdi dedi ki biz de bunu gördük. Ve Saadet Partisi'nin mitingi olduğu için siyasi nezaketten dolayı bugün araçlarımızı çıkarmadık. Bir tane sadece dedi. Sivas Spor'un maçına gönderdik araçlarımızı dedi. Yani açıkçası 24 Haziran'ı hissediyor Sivas diyebiliriz. MHP'de bugün Anneler Günü'ne yönelik, daha doğrusu dün bizim Sivas'tayken Anneler Günü'ne yönelik bir çadır kurmuştu ve burada propagandasını yapıyordu. CHP Sivas merkezde çok görünür değildi. Onun altını çizelim. Saadet Partililerle özellikle genç kadınlarla konuşmak kolaydı ama Sivas'ta gençler çok konuşmuyor, onu da söyleyebiliriz. Oy tercihlerini çok açıklamak istemiyorlar. İyi Parti İl Başkanı bize şu şekilde söyledi. İnsanlar korkuyorlar ama biz hepsiyle iletişime geçebiliyoruz. Bu bizim için iyi bir şey dedi. Peki 24 Haziran'da bu milliyetçi ve muhafazakar şehirde ne olacak? Hem AK Partilerin, yorgun AK Partilerin Temel Bey'in ifadesiyle oylarını alabilecek mi Saadet Partisi? İyi Parti MHP'lilerden ya da farklı insanlardan oy alabilecek mi? Sanırım bunun hepsinin yanıtını biz 24 Haziran akşamı öğreneceğiz deyip sözü size bırakıyorum. Burak ve Gökçen. Özgür çok Özdemir, teşekkürler. Çin Karabağ, çok teşekkür ederiz. Bay İyi gelsin. Akşamlar. Sağ olun. Güne bakış devam ediyor. Ruşen Çakır bugün Saadet Partisi'ni ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu değerlendirdi. Ama Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Millet İttifakı'nda yer alarak o ittifakın meşruiyetini AKP tabanında da hayata geçirdi. Böyle bir ilginç bir durum ortaya çıktı. AKP'nin ve Erdoğan'ın bu seçimde her zaman olduğu gibi yapmak istedikleri bir CHP zihniyeti, bu kendi tabirleri tabii, CHP karşıtlığı ve tarihsel olarak CHP karşıtlığı ve Türkiye'deki o meşhur sağ-sol çekişmesi üzerine inşa etme çabaları da Saadet Partisi'nin tercihini bu yönde yapmasıyla beraber iyice boşa düştü. Saadet Partisi hiçbir ittifakta yer almasaydı bile AKP'nin bu seçimde canını sıkacaktı. Ya da sadece İyi Parti ve Demokrat Parti ile birlikte bir ittifakta yer alsaydı daha fazla canını sıkacaktı ama CHP ile birlikte yer alınca çok ciddi bir şekilde AKP'yi ve Erdoğan'ı rahatsız etti. Elinden birçok argümanı aldı. Artık CHP'ye eskisi kadar rahat bir şekilde muhafazakarlara yönelik olarak tabii hakaret etme, saldırma imkanı ortada olmayacak. Çünkü CHP İslamcılıksa İslamcılık, muhafazakarlıksa muhafazakarlık Saadet Partisi ile beraber aynı ittifak listesinde yer alıyor. Milliyetçilik söz konusu olduğunda da İyi Parti de bu boşluğu dolduruyor. Dolayısıyla şu anda Saadet Partisi'nin yaptığı bu tercih ile beraber işin rengi çok değişti. Mirgün Cebas ve Can Kozanoğlu yeni kitapları Bıçkın ve Ağlak çerçevesinde Türkiye'nin son 15 yılını Ruşen Çakır'a yorumladı. Yani bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın kültürel karşılığı ya da AKP'nin kültürel karşılığı ne diye bakarsan,
İşte bir yanda bayağı alemci diyebileceğimiz magazin figürlerini görüyorsun davetlerinde. Bir yandan açılış yapıyor, köprü açarken ne bileyim medrese açılışı gibi bir çok ağır dindarlık görüyorsun. Bunların hepsi nasıl bir araya geliyor dersen, işte o 90'lı yılların bizim kitle kültürünü en endüstriyel, en derinlikli haliyle yaşamaya başladığımız noktasından bugüne gelen bir şey. Yani ne bileyim, kitapta da söylüyorum, söyleşilerde de söylüyorum. İşte AKP'nin artan azalan yaklaşık 50 puanlık bir oy potansiyeli varsa, belki bunun 10-15 puanı çok bildiğimiz katı İslamcı figürlerdir ama geriye kalan 30-35 puanı, hatta 40 puanı hem popüler kültürü, kitle kültürünü tam 2018 yılının global ölçülerinde yaşamaya çalışan, hem de bir taraftan muhafazakarlığını, dindarlığını belki eskiden olmadığı kadar vurgulu yaşamaya çalışan ve bu ikisini de bir şekilde birleştirmeye çalışan insanlar. Bu birleştirmeyi sağlamak açısından da yani Recep Tayyip Erdoğan önemli bir figür. Artık sağlayamayacağı gibi bir kaygıya, algıya kapılırlarsa diyelim yasak cümlemizi. Öyle bir izlenime varırlarsa ki son, bunu ayrıca bir seçim yayını yaparız, orada konuşuruz ama pekala buradan kopabilecek insanlar diyorsun. Yani evet, bunu sürdüremediği takdirde. Çünkü olayın şöyle boyutları da var. Gene onun işte kitapta buraya sığmayacak kadar uzun anlatıyoruz ama AKP olmasa da insanların hayatına girecek olan ama hasbelkader AKP döneminde girmiş şeyler var. Yani çok sıradan insanın sosyal medya kullanır olmaktan mutluluk duyuyor. Şehir Hepimizin programında Engin Gürsel'in konuğu Çağlar Keder, İstanbul'un büyüme problemini ele aldı. Ve çok hızlı bir dönüşüm. Yani biliyoruz zaten 1950'lerde 1 milyon, işte 2000 yılında 10 milyon. Yani evet. Korkunç bir yükseliş aslında nüfusta. Fakat çok da anormal değil çünkü İstanbul benzeri birçok şehirde benzer bir dinamik söz konusu. Yani bu İkinci Dünya Savaşı dönem işte Amerikan hegemonyası altında ve de bizim gibi ülkelerin kendi kalkınma modellerini sürdürebilme imkanları var. Yani çok böyle üzerlerinde bir neoliberal baskı yok. Dolayısıyla ithal ikamecilik yapabiliyorlar, işte paralarını kontrol edebiliyorlar nispeten. Amerika'dan epey yardım alınıyor. Yani çok büyük olduğunu söylemek zor ama yani dışarıdan da bir takım kaynaklar sağlanabiliyor. Dolayısıyla inişli çıkışlı fakat nüfusun artması açısından istikrarlı bir dönem. Tabii bu yani İstanbul'u bir büyütme dönemi. Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Gençler Birliği ve Karabük Spor'un küme düşmesi kesinleşti. Şampiyonsa son maçta belli olacak. Süper Lig'in 33. haftası devam ederken düşme hattındaki Gençler Birliği de Kardemir Karabük Spor'dan sonra İlhan Cavcav sezonunda küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. Cuma günü haftanın açılışında lider takipçisi Medbol Başakşehir Antalya Spor deplasmanından 2-0 galip döndü. Lider Galatasaray evindeki son maçında Yeni Malatya Spor'u 2-0 yenerek şampiyonluk kupasını bir kulpundan yakaladı. Sarı Kırmızı ekip gelecek hafta Göztepe deplasmanından 1 puan aldığı takdirde şampiyon olacak. Pazarın maçlarında Bursa Spor konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Galatasaray'ın galibiyetinden sonra şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, küme düşme hattındaki Osmanlı Spor'u Ankara deplasmanında 3-2 yendi. 33. haftanın kapanışında ise bu akşam 20'de Kayseri Spor, Teleset Mobil Akhisar Spor ve Kardemir Karabük Spor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. ...71. Cannes Film Festivali devam ediyor. Arkadaşlarımız Elif Akbıyık ve Manon Destriba bugün festival alanında yönetmen ve sinema yazarı Ahmet Boyacıoğlu ile konuştular. Godard'ın gösterildiği gün başka bir filme gittim. Arkasından da tabii dedikodu hemen yayılıyor. Çektiği şeyin film olmadığı, video art
olarak değerlendirilebileceği, çok deneysel olduğu söylendi. Yani şöyle bir durum var. Godard tabii ki Kan için çok önemli bir isim, Fransa için çok önemli bir isim. Ne yollarsa alınıyor. 7. günüm Kan'da aklımda kalan 3 tane film var. Yani açılış filminin Farhadi olmasına karşın, çok iyi bir kadrosu olmasına karşın, bütçesi de bu arada 10 milyon avroymuş, onu da öğrendik. Maalesef öykü zayıf idi. Yani bir kız kayboluyor, ondan sonra zaten iki seçenek var. Kız bulunacak mı, bulunmayacak mı, nasıl bulunacak? Sonra bir takım eski defterler karıştırılıyor, bazı dostluklar, düşmanlıklar ortaya çıkıyor, bir şeyler var. Yani senaryoda bazı pırıltılar olmasına rağmen filmin içi dolamamış gibi. Tabii Farhadi gibi bir ustaya kimse sataşamayacağı için ya filan işte öyle olmuş, işte biraz benzer. Geçen yıl aslında Haneke'ye ne olduysa bu yıl Farhadi'ye aynısı oldu. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada Fem Fikir var. Işın Eliç'in konukları İşter Gözaydın, Selin Nasi ve Zeynep Alemdar. Saat 21.30'da ise kültür ve tarih sohbetlerinde Cengiz Özdemir ve Ozan Söz Sağsöz'ün konuğu Doktor Halim Kara olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.